AK Parti ile sonradan yollarını ayıranlar şimdi neredeler, ne işle meşguller? Abdüllatif Şener, İdris Naim, Şahin Ertuğrul Günay, Nihat Ergün, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül. Kısa kısa bahsettiğimiz bu isimlerin hepsinin ortak özelliği bir noktada AK Parti'den ayrılmaları için yapılacak belki de en objektif yorum, koltuk yoksa ben de yokum. Herkese merhabalar. Bugün size AK Parti'nin kuruluşunda bazıları kurucu üyeler arasında da bulunan ama bugün partiyle yollarını ayıranlar hakkında şimdi neredeler, siyasetle ilgileri devam ediyor mu şeklinde kısa kısa bilgiler aktaracağım. 14 Ağustos 2001 yılında Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kurulan AK Parti ile sonradan yollarını ayıranlar şimdi neredeler, ne işle meşguller? Evet, bu bahsettiğimiz kişilerden bazılarının siyasi hayatı devam ediyor. Bazıları ise siyasete veda etmiş durumda. İlk ayrılan isimlerden biri Abdüllatif Şener. Abdüllatif Şener, AK Parti kurucuları arasındaydı. Necmettin Erbakan'ın başbakanı olduğu Refah Yol Hükümeti'nde Maliye Bakanlığı yapmıştı. Refah Partisi'nin kapatılmasından sonra siyasi hayatına Fazilet Partisi'nde devam etmişti. Ancak 2001 yılında Fazilet Partisi de kapatıldı. Abdüllatif Şener daha sonra AK Parti'nin kurucuları arasında yer aldı. 2002 yılında yapılan genel seçimlerde Sivas AK Parti milletvekili olarak meclise girdi. 2002-2007 yılları arasında devlet bakanı oldu ve başbakan yardımcısı olarak görev aldı. 2007 seçimlerinde yapılacak genel seçimlerde aday olmadı ve AK Parti'den daha sonra istifa etti. 27 Mayıs 2009'da kendi partisini, Türkiye Partisi'ni kurdu. 2011 seçimleri öncesi kendi partisinin de genel başkanlığından istifa etti. Sivas'tan bağımsız aday oldu. Ancak seçilmedi. Akşener'in AK Parti ile yollarını ayırdığı süreç oldukça ilginçti. Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları başlamıştı. 27 Nisan e-muhtırası verilmişti. 367 diye bir garabet o döneme denk geliyordu. Şarabın tadından başka her şeyini bilirim diyen Şener aslında Cumhurbaşkanı adaylığına gösterilmediğini mi içerlemişti? Daha önce mensup olduğu Refah ve Fazilet Partisi de kapatıldığı için acaba Şener bir kapatma davasının geleceğini tahmin etmiş olabilir miydi? 2007 genel seçimlerinde aday olmadı ancak AK Parti MYK üyeliği devam ediyor. Hala toplantılara katılıyordu. Hatta bazı gezler düzenleyip kuracağı yeni partinin sinyallerini de henüz AK Parti MYK üyesiyken veriyordu. Nihayet bir MYK toplantısı öncesi basına yeni parti kuracağını söyledi ve o MYK'da da partiye istifa dilekçesini verdi. Veda konuşmamı yaptım. Sayın Başbakanımız da hayırlı olsun dediler. Vedalaştık ve ayrıldık. Hem yeni parti kuracağını ilan edip hem de AK Parti MYK'larına girmesi bir etik tartışmasına da yol açtı. Abdüllatif Şener'in istifa sonrası kurduğu siyasi parti seçmen tarafından ilgi görmedi. Abdüllatif Şener'in siyaset etme tarzı da kabul görmedi. Genel seçimlerde 2018 genel seçimlerinde CHP'den Konya milletvekili adayı oldu. Hala CHP Konya milletvekili olarak siyasi hayatını sürdürmektedir. AK Parti ile yollarını ayıran bir diğer isim İdris Naim Şahin. AK Parti'nin kurucu üyeleri arasında yer almış birisi olan İdris Naim Şahin, ülkenin farklı şehirlerinde mülki amirlik yapmış bir isimdi. 22. ve 23. dönemde AK Parti İstanbul milletvekili olarak meclise girdi. 2011 seçimlerinde de Ordu milletvekili olarak meclise girdi. 61. hükümette İçişleri Bakanı oldu. Ancak 24 Ocak 2013 kabine revizyonunda yerine Muammer Güler İçişleri Bakanı olarak getirildi. 2014 yerel seçimlerde İdris Naim Şahin'in Ordu'dan belediye başkanı adayı olmak istediği ancak partinin buna sıcak bakmadığı biliniyordu. İdris Naim Şahin 17-25 Aralık kumpasında kumpası yapan
FETÖ'cü ekibe söylemleriyle destek verdi ve AK Parti'den istifa etti. Kasım 2014'te Millet ve Adalet Partisi'ni kurdu. 2015 yılında kendi kurduğu partiden istifa etti. Bu süreçte FETÖ terör örgütünün medya yapılanmasına da açıktan destek verdi. Saat alıp Ekrem Dumanlı'yı ziyarete gitti. İdris Naim Şahin adını en son 2019'da yapılan yerel seçimlerde Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak duyduk. Önce CHP ile görüştü, sonra İYİ Parti'den adaylığı kesin denildi. Son olarak Saadet Partisi'nden aday oldu, seçilemedi. Ve Ertuğrul Günay, uzun bir siyasi özgeçmişe sahip olan Ertuğrul Günay, siyasete CHP ile başladı. 80 darbesinden sonra CHP ve bazı partiler kapatılmıştı. Orada siyasete SHP ile devam etti. Yasakların kaldırıldığı 1991'den sonra tekrar CHP ile siyasete devam etti. 1999'da meclis dışında kalan CHP siyasetini eleştirdi. CHP'ye genel başkan adayı olmak istedi. Ertuğrul Günay'ın CHP'de bir türlü istikameti ya da yıldızı parlamadı. Ertuğrul Günay en sonunda Mehmet Bekiroğlu ile birlikte İslami sol içerikli bir parti kurma çalışmalarına başladı. 2007'de Erdoğan'ın davetiyle AK Parti'ye katıldı. 2007 genel seçimlerinde AK Parti İstanbul Milletvekili olarak meclise girdi. 60 ve 61. hükümetlerde Kültür ve Turizm Bakanlığı yaptı. 2013 Ocak ayında yapılan kabine revizyonu ile bakanlıktan alındı. Aralık 2013'te de AK Parti'den istifa etti. İstifasından önce ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmişti. O da disipline sevk edilen diğer vekiller gibi 17-25 Aralık operasyonunu yapanları savunarak bir istifa sundu. MYK ve Sayın Genel Başkan, bizim vermekte zorlandığımız, tereddüt ettiğimiz bir kararı teşvik ettiler ve bir anlamda kolaylaştırdılar. Parti ciddi ithamlarla karşı karşıyayken, o ithamlara, partinin maruz kalmasına sebep olan insanlara 10 günden bu yana çok önemli sıfatlarda, yerlerde tahammül gösterir. Hatta açıktan aklı zorlayan destekler verirken partiyi hukuka, siyaseti etiğe ve bütün söylemi akla davet eden arkadaşları dün akşam disiplin kuruluna sevk ettiler. Bir anlamda bizim zor verebileceğimiz bir kararı arkadaşlar bu tavırlarıyla teşvik etmiş, zorlamış, kolaylaştırmış oluyorlar. Ve Yaşar Yakış, AK Parti kurucu üyelerindendir. Büyükelçilik diplomatlık yapmış, öğretim görevlisi yapmış olan bir isim. AK Parti'nin kurduğu ilk hükümetin, 58. hükümetin Dışişleri Bakanlığı'nı yapmıştır. AK Parti'nin paralel yapıya karşı kavga başlattığı dönemde FETÖ yayın organı Today Zaman'da yazmaya devam etti. Mart 2016'da AK Parti'den ihraç edildi. Partimizin kurucu üyesi Yaşar Yakış, devlet içerisine nüfuz etmiş, ulusal güvenliğimizi tehdit eden, legal görünümlü illegal yapının yayın organlarında yaptığı açıklamalarla gerçek dışı haber yaymak, iftira, hakaret, karalama ve küçük düşürücü beyanlarda bulunduğu için tedbirli olarak partiden kesin ihracı için Merkez Yürütme Kurulumuz tarafından Merkez Disiplin Kurulu'na sevki kararlaştırılmıştır. Yaşar Yakış şimdi ne yapıyor derseniz, Yaşar Yakış uzun zamandır özellikle Körfez Suudi medyasına, Türkiye aleyhindeki medyalara ve Türkiye'deki Erdoğan aleyhindeki medyaya makaleler yazıyor, görüş bildiriyor, röportajlar veriyor. Ve trenden inenlerden bir diğer isim Nihat Ergün. Derince Belediye Başkanlığı yaptı. 22. dönem AK Parti Kocaeli Milletvekili olarak meclise girdi. 60. hükümette Sanayi ve Teknoloji Bakanı oldu. Yine o da 2013 kabine revizyonu ile birlikte görevini bir başka isme teslim etti. Nihat Ergün şimdi Deva Partisi'nde siyaset
de devam ediyor. Ali Hoca'nın kurduğu Deva Partisi'nin kurucularından biri oldu. Ve Sadullah Ergin 2002 yılında AK Parti'den Hatay Milletvekili olarak meclise girdi. 6 yıl boyunca AK Parti Grup Başkan Vekilliğini yaptı. Ayrıca 4 yıl boyunca da Adalet Bakanı olarak görev yaptı. Adalet Bakanlığı döneminde bazı ciddi olaylar yaşandı. Bunların en önemlisi 17-25 yargı yoluyla hükümete darbe girişimiydi. 2015 yılında 3 dönem vekillik süresi bitmiş oldu. Daha sonra kendisini Ali Babacan'ın kurduğu Deva Partisi'nin kurucuları arasında görmüş olduk. Ve mahşerin üç atlısı Ali Babacan. 2001 yılında AK Parti'de kurucu üye ve MYK üyesi olarak siyasete başladı. 58. ve 59. hükümetlerde ekonomiden sorumlu devlet bakanı oldu. 60. hükümette dışişleri bakanı ve AB baş müzakerecisi oldu. 2009 Mayıs'ında Dışişleri Bakanlığı'na Ahmet Davutoğlu getirildi. Ali Babacan'ın ilginç bazı ilişkilerinden biri 14 Mayıs 2014'te Yunanistan'daki Bilderberg görüşmelerine davet edildi ve katıldı. 61 ve 62. hükümette de Başbakan Yardımcılığı görevi yaptı. Kritik dönemlerdeki sessizliği hep dikkat çekti. 8 Temmuz 2009'da AK Parti'den istifa ettiğini duyurdu. Yeni parti kurma çalışmaları yürüttüğünü açıkladı. Mart 2020 yılında Demokrasi ve Atılım Partisi'ni kurdu. Ali Babacan'ı kendi ağzından dinleyelim. Yıl 2018, AK Partili Ali Babacan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı için imza veriyor. Muhalefetle Cumhurbaşkanı adayı görüşmelerin tam göbeğindeydim diyor. Vallahi bunun için yapacak yorum yok. En iyisi videolar konuşsun. Halk TV'deki Ali Babacan buyurun. Yani siz de o çalışmaların içerisindesiniz diye anlıyorum o tarih tabii, itibariyle. Tabii, siz o gün tam göbeğindeydiniz. Tam göbeğindeydik yani. Ben tam olarak... Görünür değildim ben ama tam göbeğindeydim. Çok iyi, yani. Çok iyi. Evet. Sırlarınızı döktünüz ortaya, çok iyi. Bu duruma Hulki Cevizoğlu'nun yorumu da oldukça sarsıcı. Ali Babacan Genel Başkan, Genel Başkan yardımcılarından bir tanesinin bugün gizli gizli rakip partiye çalıştığını düşünsün. Deva Partisi'nin genel başkan yardımcılarından birinin, Deva Partisi'nin tam karşısında olan hangi parti varsa gizli gizli onlarla görüştüğünü ve bu Ali Babacan bizim genel başkanımız, bundan bir şey olmaz, biz 5 yıl zaman kaybederiz, ben sizle görüşmeye devam ediyorum dese, Ali Babacan ne hisseder acaba ya? Ali Babacan'ın ben ekonomiden sorumlu iken, ekonomi şaha kalktı açıklamaları, söylemleri ne kadar gerçeği yansıtıyor? Buyurun rakamlarla karar verelim. Ali Babacan'ın ekonominin den sorumlu olduğu 2003-2011 dönemleri arasında yıllık faiz ortalama ödemeleri 30 milyar doların üzerindeydi. 2018'de yıllık faiz gideri 18.6 milyara kadar geriledi. Aslında kendisi bir borç şampiyonuydu. İstifasının arkasındaki en önemli sebebin ekonomi yönetiminden uzaklaştırılmasını hazmedememiş olması olabilir mi? Ve Ahmet Davutoğlu bir akademisyen ve danışman iken seçilmeden Dışişleri Bakanlığı görevi verilen Ahmet Davutoğlu'nun siyasete girişi danışmanlıkla başladı. 2003-2009 yılları arasında o dönem başbakanlık yapan Sayın Erdoğan ve Sayın Gül'ün dış politika danışmanlığını yapmıştır. Haziran 2011, 2015 ve Kasım 2015 genel seçimlerinde AK Parti Konya Milletvekili olarak meclise girdi. Mayıs 2016'da başbakanlık görevinden istifa etti. Ahmet Davutoğlu, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra AK Parti Genel Başkanı olmuştur. Epeyce duygusal ve yeminler ederek yaptığı başbakanlıktan istifa konuşmasını kısaca hatırlayıp bir de başladığı dönemdeki konuşmalara geçeceğiz. Davutoğlu'nun yıllar sonra istifasını bir blog yazısına bağlaması, bu argüman üzerinden bana haksızlık yapıldı demesi oldukça değişik. İstifa sonrası yaptığı açıklamayla taban tabana zıt. Kendisine başbakanlığı döneminde bizzat AK Parti içinden ve tabandan verilen tepkilerden hiç bahsetmiyor. Başbakanlığa getirilirken aslında birinci değil, üçüncü sıradaki isim olduğundan da hiç bahsetmiyor. Cumhurbaşkanımız ile aramızda olan insani kardeşlik hukukudur. O ilk görevi aldığım olağanüstü kongrede, hatırlarsanız veda kongresi deniyordu, ben vefa kongresi dedim.
Ve şunu bir kez daha ifade ediyorum. Ne gelişme olursa olsun ben verdiğim söze sadığım, Cumhurbaşkanımızla son nefesime kadar vefa ilişkisini sürdüreceğim. İşte oradaki ilk can alıcı madde, benimle Cumhurbaşkanı arasında hiçbir ayrılık olmaz. Bunu bekleyenler yanılıyor. Bu bir vefa hareketidir. Birlikteliğimiz musalla taşına kadar devam edecek diyor. Aynı konuşmada yine önemli bir başlık koyuyor. 17-25 Aralık'ta yargıya yapılan darbe 27 Mayıs benzeri bir harekettir. Başbakana dönemin başbakanı demek darbeci bir anlayışın tezahürüdür anlamına gelen bu iki cümleyi arka arkaya sarf ediyor. Ancak Davutoğlu o dört bakanı başbakan olduktan sonra çağırıyor ve onlara diyor ki siz meclis kararıyla Yüce Divan'a gönderileceksiniz. Orada aklanıp geleceksiniz. Bu da Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıdır diyor. Bu dört bakan Cumhurbaşkanı'na ulaştıklarında bu söylemin doğru olmadığı, Yüce Divan oylaması için böyle bir karar verilmediği, hele de Cumhurbaşkanı'nın böyle bir talimat vermediği ortaya çıkıyor. Peki ne oluyor sonra? Yüce Divan oylaması sırasında Sayın Başbakan Davutoğlu yanında Ali Babacan'la birlikte yurt dışı seyahatlerine çıkıyor. Nereye gidiyor? İngiltere'ye, arkasından New York'a, arkasından Beyaz Saray'a. O görüşmede de tuhaf bir şey var. Beyaz Saray'dan bir açıklama geliyor. Türkiye Başbakanı'nın geleceğinden Beyaz Saray'ın haberi yok. Bu bir iletişim açısından da tuhaf bir durum. Başka ne oluyor? 17-25 Aralık'taki yargı darbesinde ismi geçen dört bakanın Yüce Divan'a gönderilmesi oylamasında çıkan kriz nedeniyle oylama bir hafta erteleniyor. O bir haftalık süreçte AK Parti vekilleri Bülent Arınç'ın organizasyonuyla tabiri caizse markajı alınıyor. Oylama esnasında AK Parti grup kararı almıyor ve dört bakan oylanırken meclisten oylamaya katılmıyorlar. En az fire Erdoğan Bayraktar'da oluyor diyelim. İşte Yüce Divan oylamasında tabiri caizse böyle bir fake atan Davutoğlu daha sonra başka değişik işlere imza attı. Danışmanları aracılığıyla kendisine muhalif gazetecilere vekil adaylığı götürdü 2015 Haziran seçimlerinde. Çözüm sürecinde Cumhurbaşkanı süreç akamete uğramıştır dediği halde Dolmabahçe'de HDP'li başbakanlık vekillerini bir araya getirdi. Hakan Fidan'ı vekil adayı koydurdu. Sosyal medyada kendisine hocacılar diyen bir fenomen ekip kurdurdu. Kendini eleştiren yazıları yayınlardan kaldırdı. Bazı gazeteler ve gazeteciler aracılığıyla medyada Erdoğan dönemi bitti, yeni dönem hoca dönemi safınızı belirleyin fısıltısı yaydı. İmzaladığı göçmen anlaşmasıyla Türkiye'yi Avrupa'nın jandarmasına dönüştürdü. Hatta muhatabımız Başbakan Davutoğlu biz onunla anlaştık diyen Martin Schulz'a resmen cevap bile verilmedi başbakanlık tarafından. Davutoğlu'nun çözüm masasını tekmeleyen HDP ve PKK'ya rağmen yeniden çözüm süreci olacak minvalindeki açıklamaları oldukça dikkat çekiciydi. 7 Haziran seçimleri sonrası Erdoğan'ı asmayacağız, yargılayacağız diyen Demirtaş'la gitti bir ay sonra görüştü. Görüşmesinden sonra Demirtaş'a övgüler yağdırdı. En uzun koalisyon görüşmesini HDP ile yaptı. Bunlar çok hızlı bir çırpıda aklımıza gelen şeyler. 15 Temmuz'dan 2 yıl sonra 15 Temmuz gazilerini hatırladı. Onlara basından kapalı bazı organizasyonlar yapmaya çalıştı. Onlarla yemekler tertipledi ve orada bir gazinin hayırdır reise karşı bir parti mi kuracaksınız sorusuna yeminler ederek asla ve kata hayır dedi. Asla parti kurmayacağım cevabını veren Ahmet Davutoğlu, Aralık 2019'da Gelecek Partisi'ni kurdu. Ve mahşerin üç atlısının sac ayağının son ayağı Abdullah Gül, Milli Türk Talebe Birliği'nde siyasetle temas başladı. İlk olarak Refah Partisi'nden vekil olarak meclise girdi. AK Parti kurucu üyelerindendi ve AK Parti'nin ilk başbakanı olarak hükümeti, 58. hükümeti kurdu. 2013 ara seçimi ile Erdoğan'ın vekil seçilmesiyle başbakanlığı Recep Tayyip Erdoğan'a devretti. Dışişleri Bakanlığı ve baş AB müzakerecisi görevlerinde bulundu. 24 Nisan 2007'de Erdoğan tarafından AK Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edildi. Sonrası malum defalarca anlatıldı, yazıldı, çizildi. Abdullah Gül
Çankaya Köşkü'ne çıktı. Kabataa Birliği cefasını Erdoğan, AK Parti ve millet çekti, sefasını Abdullah Gül sürdü. Abdullah Gül'ün AK Parti tabanı ve Sayın Erdoğan ile fikir ayrılığını su yüzüne çıkaran ilk vaka Gezi kalkışmasında yaşandı. Mesajı aldık. Demokrasi sadece sandıktan ibaret değildir açıklamasıyla işareti verdi. Devamı da geldi. Özellikle 17-25 Aralık yargı darbesindeki muğlak ifadeleri, AYM Başkanı Haşim Kılıç'ın konuşması sırasındaki yüz ifadeleri, Gezi vandalizminden mesajı alırken FETÖ kumpaslarında sessizliği ile hala Cumhurbaşkanı iken Twitter'a verilen kapatma kararına VPN ayarları ile girdiğini söylemesi, başkasını bilemem ama benim zihnime kazındı. Bir toplantıda Erdoğan'a saygısızlık eden Gürcan Balık'ı dışişlerinden alıp Çankaya Köşkü'ne görevlendirmesi ise unutulmayanlar arasında. Görev süresi dolduktan sonra medya danışmanı Ahmet Sever'in görev süresiyle ilgili yazdığı ve kendisini anlatan kitaba göre ülkedeki en iyi işleri hep Gül yapmış, Erdoğan hep ayağına dolanmış. Bu kitaptan haberi olmaması mümkün müydü? Elbette hayır. Cumhurbaşkanlığı süresi dolduktan sonra AK Parti'nin hiçbir davetine icabet etmedi. Kendini partiler üstü ilan etti. Boydak grubunun FETÖ ile bağlantılı iş adamlarına yapılan operasyonlara tepki gösterdi, itiraz etti. Başkanlık sistemi referandumu öncesi parlamenter sistemi savunarak ihsası reyde bulunmuş oldu. Şimdi nerede dersiniz? Ara ara muhalefet partilerinin çatı adayı olarak adı zikrediliyor. Kendisinin de buna meyyal olduğunu, ancak muhaliflerin fikir birliğine varamadığını hem kendisinin hem de Ali Babacan hem de Akşener'in açıklamalarından öğrenmiş olduk. Sözde muhafazakar, mütedeyyin camianın güler yüzlü, yumuşak konuşmalarıyla isim yapan siyasi figürü Abdullah Gül'ün gerçek karakteri için bu kadarcık bir özet asla yetmez. Vaktimiz de yetmez diyelim ve burada bu trenden inenleri bırakalım. Kısa kısa bahsettiğimiz bu isimlerin hepsinin ortak özelliği bir noktada AK Parti'den ayrılmaları için yapılacak belki de en objektif yorum. Koltuk yoksa ben de yokum. Bir isim dışında vekillik, bakanlık, başbakanlık hatta cumhurbaşkanlığı yapmış bu isimlerin ortak özelliği yüksek bir ego, hırslı bir karakter. Siyasi parti kurduktan sonra özellikle Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun söylemleriyle CHP ve HDP söylemleri arasında neredeyse hiç fark yok. Özellikle bu ikilinin kendi bakanlıkları ve başbakanlıkları döneminde bile kendi icraatlarına bile ekranlardan ve meydanlardan tıpkı CHP, HDP gibi eleştiri yağdırmaları çok acınası bir olgu. Hükümette görevliyken bütün iyi işleri biz yaptık ama Erdoğan çok fena tarzı açıklamalarıyla ekranlarda boy veriyorlar. Çok kabahatlarıyla aktardığımız bu trenden inme hikayelerini belki ileride hatıratları yazanlardan daha ince detaylarıyla da öğrenebiliriz. Başka bir videoda görüşmek üzere.